kaçamak. Ne oluyor diye hala olayı çözemeyen bir bakış vardır o kapının arkasında. 3 yaşında, 5 yaşında. Ne olduğunu anlamıyor. Annem niye ağlıyor? Bu amcalar bize niye geldi? Komşular niye tedirgin? Pencerenin arkasında, kapının aralığından bakan birileri vardır orada. Onlar bilmiyorlar. Yarın o bilmiyor ki babasının bayramlarda artık o güzel yanaklarından değil de mermer taşından öpeceğini bilmiyor. O soğuk mermer taşlarını kucaklayacağını bilmiyor bayramlarda. Kendisini şapur şupur öperek o ter kokulu gömleğini koklayarak giden babasını bir daha göreceğini bilmiyor. Göremeyeceğini bilmiyor. Hemen birileri gelir orada, komşulardan birisi. O çocuğu alır kucaklar. Uzaklaştırmaya çalışır. Onu oradan uzaklaştırırlar. O komşuların evine gider. 3. kata, 2. kata, 4. kata. Diğer çocukların arasına yatırılır. Garibanım hiçbir şeyden haberi yoktur tabii ki. Ne zaman ki benim babam nerede diye sorduğu zaman, yavrum senin baban burada. Benim bir yeğenim, benim bir kız kardeşim beyi vefat etmişti. Çocuk 2 sene ölümün ne olduğunu somutsal olarak bilmediği i̇drak için, edemiyor. Ölümü somutsal olarak bilir, soyutsal olarak idrak edemediği için 2 sene anlatamamıştık babasının gelmeyeceğini. Evet. Anlatmadık ama çok farklı cümlelerle. Bugün biz bu hikayeyi yaşıyoruz sürekli doğuda. Kesinlikle. Bugün sürekli telefonlarla biz bunu yaşıyoruz. Doğuda görev yapanlar bunu her gün yaşıyor. Ve biz polisi 12 saat çalıştırmıyoruz doğuda. 20 saat çalıştırıyoruz. Daha fazla. Hem kendini koruyor hem toplumu koruyor. Diğer zamanlarda kendini koruyor. Ve biz bu polise gerekli hakları vermiyoruz. Maalesef. Artık bitirelim derim ama bir şey daha söyleyeceğim. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan seslenmek istiyorum. Sayın Başbakan'a, Sayın Bakan'a seslenmek istiyorum. Şimdi efendim bilirsiniz bizim Cumhurbaşkanı 12 yıl başbakanlık yaptı. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu, vermiş olduğu mücadelenin her zaman savunucusu oldum. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız 7 düvele karşı savaşıyor. Dün Alparslan Malazgirt'te ordunun önüne geçti. İsteyen buradan ayrılabilir, gidebilir. Beyaz bir atın üzerindeydi ve kefenlerini giymişti. Ben buraya şehit düşmeye geldim dedi. Alparslan o planı yaparken o savaşı yapmak için gelmedi oraya. 1000 yıl sonranın planını yaparak geldi. 1000 yıl sonraki bu yurdun, bu Anadolu'nun hesabını yaparak geldi. Ve şehit düşersek Allah'ın katındayız. Galip gelirsek İslam'ın yolundayız dedi. Evet. Cumhurbaşkanımız bugün Türkiye'de dün Alparslan'ın verdiği mücadeleyi veriyor bana göre. 7 düvele karşı savaşıyor. Savaştı. Bir siyasal mücadele içerisinde. Bugün Avrupa Birliği'nin bütün ülkeleri, Amerika dahil buna, Rusya dahil buna, İran dahil buna. Hepsi bir olmuşlar. Artık farklı farklı Haçlı seferleri demiyorum ben buna. Türkiye karşıtlığı seferleri başlamış. Taşeron bir örgütün sayesinde Türkiye bölünmek isteniyor. Hem ekonomik olarak yok edilmek isteniyor. Hem de cumhuriyetimiz bitirilmek isteniyor. Bana göre çok kutsal bir dava içerisinde Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımızdan şunu istiyorum. Efendim, asker gibi savaşan doğudaki polislerimizin 3200 hak ve göstergesini ben yetersiz buluyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Sayın Başbakan'dan kendilerinin bu konuyu görüşmelerini. Çünkü Başbakan hükümetin temsilcisidir, ülkeyi yönetir. Ama Cumhurbaşkanı Türkiye'de yaşayan her ferdin ayrı ayrı temsilcisidir. Devletin başıdır. Sayın devletin başından bunu temsil ediyorum. Kendisi çok duygusal bir insandır. Çok merhametli bir insandır. Bir TV programında bir ananızı anlatmıştın Sayın Cumhurbaşkanı. Çocuklarınızın siyasete girdiğiniz zamanlarda zaman ayıramadığınızdan dolayı kapıya astığı bir nottan bahsetmiştiniz. Baba bize de zaman ayır diye. Bu sizi çok hüzünlendirmişti ve TV programında ciddi manada üzülmüştünüz o günleri anımsadığınız için.
Sayın Cumhurbaşkanım. Bugün doğuda çoluğunu çocuğunu görmeden vatan millet için şehit düşen aslanlarımız var. Bunlara devletin ve hükümetin verdiği 3200 ek gösterge bana göre çok yetersiz. Vatandaşa göre yetersiz. Ben bir polis memuru değilim. Ne polis çocuğuyum ne de çevremde bir polis ailem var. Ama 10 Nisan'larda sadece kokteyllerle beraber, tören geçitleriyle beraber yapılan bu uygulamaya bir mana verilmek isteniyorsa, efendim devletin başı olarak sizin en yakınınızdaki korumanız dahi polis. Efendim bunlara gerekli hakların verilmesi gerekiyor. Bir takım hakların verilmesi gerekiyor. 3600'ü bugün Anayasa Mahkemesi'ne taşımışlar aldığımız duyumlara göre. Sizden tek ricamız şudur. Bir, sendikalaşmanın önünü açmanız ki özel kanunlarla polis ve polisin türevinde görev yapanların kanunlarına göre bir sendikalaşma hakkının açılması. İkincisi, ek göstergelerin 3600 yapılması. Üçüncüsü, özlük haklarının tamamlanması. Dördüncüsü, 12 saat çalışma uygulamasından 8 saatlik çalışma uygulamasına inilmesi. Beşincisi ise ek mesailere ücretlendirilmenin yapılması. Altıncısı, teşkilattaki mobbing uygulamaların tamamen yok edilmesidir. Sizin özel harekat ziyaretinizde yaptığınız konuşmayı kelime kelimesine takip ettim. Bir devletin, bir ulusun cumhurbaşkanı ancak bir polisi için bu kadar güzel konuşabilir. Ancak sizden de o aslanların, o aslan parçalarının istekleri var. Belki onları size dile getiremiyorlar efendim. Ama ben de bir vatandaş olarak bunu dile getirdim. Sizden, o sizin merhametli, o koca yüreğinizden, o yüreğinize sığınarak polis teşkilatına ciddi manada 10 Nisan'sa, eğer polis bayramıysa bunun için gerekli hassasiyetin gösterilmesini arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Şehit çocukların gözlerine bakamaz olduk. Siz analar ağlamasın diye her ne kadar bir takım gerekçeli, mantıklı izahlar getirip bir takım çalışma yapmış olsanız bile maksatları anaların ağladığı veya ağlamadığı değil, maksatları bu ülkeyi bölmenin hesabında olan lağım farelerinin, etekçilerin ve ne ona neye hizmet ettiklerini bilmeyen taşeron örgütlerin bugün haddini gösteren, mücadelesini veren bu teşkilata sizin hassasiyetle sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz bizler de Fatih Bey. Ağzınıza sağlık. Yorumunuzu dinledik. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınıza da. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, HaberAks TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Fatih Korkmaz bizlerle birlikte oldu. Kendisini dinledik bu bölümümüzde. Polislerimizle ilgili yorum yaptı. Ve sohbetimizi ayrıca yayınımıza noktalıyoruz. Bizlerden ayrılmayın diyoruz. Hoşça kalın.